Ben ismim Kurban Cankan. Tam 1982'de Mərəkli köyündə Ağrın ətəyinlə yaxın bir köyüm, köydü. Iğdıra yaxın, mərkəzə yaxın bir köy. 40 yıl olur hesablayanda, tam 40 yıldır burada təzlik yapıram. Bayan işi, erkek işi yapıram. Tamir işlerle uğraşıram. Hep el əməyinə çalıştım. Yani hiçbir şeyde satı, yani kumaş al, kumaş sat falan olmadı. Hep böyle kendi ürettiğim. Ürettiğim el əməyinə çalışarak, tamir işler yaparak hep geçimimi sağladım. Buradan da emekli oldum. Hala da devam ediyorum. Yine çalışacağım. Çalışmaya da devam edeceğim yine. Daha Allah ne kadar bize can sağlığı vermişse bu işe devam edeceğiz. Çalışacağız. Yani. Hani bakalım kaç yılda çalışabilir Allah verse. Evet, bu hazır işler ne kadar hazır alsalar da yine bana ihtiyaçlar olur. Bir terziye ihtiyaçlar olur. Daraltmaya getirirler, kısaltmaya getirirler. Veya bir tarafı sökülür, dikilmeye gelir. İlla da bu sanat yani ölmeyecek bir sanattır. Yıllarca devam edecektir. Yani ne kadar hazır iş olsa yine de bir ustaya ihtiyaçları vardır. Yani. Muhakkak bu köyünde bu işini ben yapıyorum devamlı. Devamlı da edeceğim yine. Heh, gelenler var. Bizim bu köyde ne kadar terzi gelip gitmişse hiçbir terzi benim kadar uzun ömürlü bu köyde çalışmıyor. Ya 10 yıl çalışıp ya 15 yıl çalışıp en fazlası 20 yıl sonra bırakmış yani. Ama ben yani tarihi araştırırım en uzun ömürlü bu köyde terzi hiç ara vermeme şartıyla 40 yıldır devam etmişim. Hizmet etmişim. Bu hizmeti yapıram. Hala da inşallah bundan bu tarafa da Allah can sağlığı verirse bunu da devam edip yapacağım. Okullara yaptım böyle bir yöresel kıyafetler deyince. Yani, geleneksel Kafkas. Ekip oyunlarına yaptım yani. Hı. Ya ta yıllardan beri yaptım. Şimdi biraz yaş farkı da var. Biraz daha getirirler ben artık yapamıyorum. Biraz yetiştiremiyorum. İş daha fazla olur. Bunlar mesela işi getti mi en fazla 3-5 gün esneyle ki biz gösteri yapacağız okulda. Onun için daha bu güne veya bu yıllarda almıyorum bir iki. Ben yöresel kıyafetleri şu anda halen tikirem. Mesela yaşlı kadınlar var iş getirir. Onların giydiği kıyafet hemen hemen eski yöresel bir kıyafetti. Evet. Şimdi gelecek nesil o kıyafeti giymez asla. Mesela alt köynekli dişenler vardı. Konusu geçtiğiniz şey değil. Sizin halaz Hüseyin. Allah rahmet eylesin. Yıllarca ona alt köynek giydim. Hep o giyerdi. Kimse giymezdi. Evet. Yani bu yeni nesil giymezdi alt köynek. Belki bilmiyorum duysan, duymuyorsan. Böyle onlar kumaşı farklı olur alt köynek için. Hı hı. Onu da halen ona tikirdim yani. O da rahmetli oldu yani. En tane. Ben mesela robalı buradan tiktirirler. Dört parça ne bileyim vurma falan değiller. Eski bizim yöresel kıyafetlerdi bunlar kadınlar. Ama gelecek nesil onlar giymiyor mesela. Giymezler. Evet bizim de yani kendi kıyafetlerimiz yöresel kıyafetlerimizde en güzeli budur ki bunları ye yani. Bunları kullanıp bunları yaptırıp. Yani tavsiyen odur gençliğe. Tavsiyemiz budur yani. Yoksa Avrupa tarzlarına gitmeyelim yani. Kültürümüzü kaybetmeyelim. Bizim yani, kültürümüz daha zengindir. Daha zengin, geleneksel tabii, kıyafetlerimiz. Bizim kültürümüz daha zengin. Daha bizim geçmişte bütün babalarımız falan her çeşit kıyafetler giymiştir yani. Ha, önce bu ütüyü kullanırdım. Şimdi buharlı ütüyle çalıştık. Bizden önceki terziler kömür ütü de kullanmışlardı. Bir de eski kıyafetlerin çoğu keten olduğu için biraz ütüyü çok istemiyordu yani. Onları suz da dikip çıkarabilirdiler yani. Onun kumaşa döndü. Keten oldu o işte. Ketenden kumaşa fazla döndüğü için ütüye çok ihtiyacı oldu. Tabii eskiden biz bunu kullandık. Ben bunu internette de izledim. Hala bu ütüyü kullanan terziler de var gördüm. İnternette de gördüm. Evet. Hala bu ütüleri kullanan aynı taş ütüyü çalışmaya devam ediyor. Bir dakika dur. Onu söyleyeceğim.
ülkelerde mesela bu sanatı yapanlar babadan oğula böyle bu sanat devam ediyor. Ama bizim burada babadan oğula hala devam etmedi yani. Türkiye'de yani. Türkiye genelinde de var. Babadan oğula devam edenler de var yani. Mesela Iğdır'dan bir örneğini vereyim mesela. Tezi Yavuz tezanesi Fazil oğluna devretti dükkanı. Oğluyla birlikte aynı mesleği yürütürler. Yani devam etmelidir değil mi bu tecrübenin? Tabii devam etmelidir. O da devam edecek. Fazil yarın bırakırsa oğlu devam etmelidir. Devam etmediği zaman, meslek değiştirdiği zaman ne oluyor? O meslek tecrübe bitiyor. Meslek biter o zaman. Yani 100 yılın tecrübesi tamam, kayboluyor. Kayboluyor yani. Evet.